Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda hücre zarından madde geçişleri ile ilgili soru çözümü yapacağız. Bu konu oldukça önemlidir. ÖSYM'de çokça sordu bu sorulardan. Özellikle soru çözerken çok dikkat etmeniz gereken yerler var. Bunlara bakacağız birlikte. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Diyor ki, şekilde farklı ortamlara bırakılan 3 farklı hayvan hücresi gösterilmiştir. Hücrelerin glikoz oranlarının belirli bir zaman sonra %18'e çıktığı tespit edilmiştir. Buna göre hangi hücre sadece aktif taşıma ile glikoz almıştır? Arkadaşlar, aktif taşıma neydi? Aktif taşıma, maddelerin az yoğun yerden çok yoğun yere doğru taşınmasıydı. O zaman benim ortamlara bakarken az yoğundan çok yoğuna geçiş yapması gerekiyor. Bakın, birinciye bakıyorum. Birincide çok yoğundan, bakın ortam çok yoğun 25, hücrenin içerisi ise 15. Çok yoğundan az yoğuna bir geçiş var. O yüzden burada difüzyon olayı gözlenir. Aktif taşıma gözlenmez arkadaşlar. İkincisine bakıyorum. İkincisinde ortamda az madde var, %8, ama hücrenin içerisinde %10 çok madde var. O zaman azdan çoğa doğru bir geçiş vardır. O zaman burada ne vardır? Aktif taşıma vardır. Aktif taşıma. Şimdi üçüncü ortama baktığımızda %20'den %10'a doğru geçiş olacak. Yani çok yoğundan az yoğuna bir geçiş olacak. %18'e gelene kadar arkadaşlar, şöyle söyleyeyim aslında, eşitleninceye kadar devam ediyor dedik ya, eşitlenmesi için kaça çıkması lazım? %15, %15 burada olur. %15'ten sonra %18'e çıkması için de aktif taşıma yapması gerekiyor. Dolayısıyla burada önce difüzyon, sonra ise aktif taşıma olur. %18'e çıkabilmesi için. Çünkü bize soruda ne demiş? Hepsi belirli bir zaman sonra %18'e çıkıyor. Ama bize soruda ne soruyor? Sadece aktif taşıma ile. Bakın, bunu alamam. Çünkü hem difüzyon var hem de aktif taşıma var. O yüzden sadece 2 numarayı alıyoruz. Cevabımız ne olur? Yalnız 2 olur arkadaşlar. Gelelim bir sonraki sorumuza. Yukarıdaki düzenek hazırlandıktan bir süre sonra hangileri gerçekleşebilir demiş. Şimdi düzeneğe bakıyorum. Bir tarafta A kolunda %25 sakkaroz çözeltisi. Sakkaroz neydi? Büyük bir molekül, disakkaritti, çay şekeri. B kolunda ise %15'lik glikoz çözeltisi var arkadaşlar. Arada da bir yarı geçirgen zar var. Şimdi öncelikle ben yorumlarımı söylüyorum. Hani soruyu okumadan önce kendiniz bir yorum yapın. Sakkaroz büyük bir molekül mü? Evet. Büyük molekül olduğu için diğer taraflara geçebilir mi? Geçemez arkadaşlar. Çünkü yarı geçirgen zardan büyük moleküller geçemiyorlar. Sadece endostoz, egzostoz olaylarıyla geçebilir. Onun için de ortamın canlı olması lazım. Burada kurduğumuz düzenek cansız bir ortam. O yüzden bu durum gerçekleşemez. Dolayısıyla benim buradan yapacağım birinci yorum nedir? Bir diyorum, sakkaroz geçemez. Sakkaroz geçemez. Daha sonra burada %25'lik bir çözelti var. Yani yoğun bir çözelti. O zaman A kolunda bir su seviyesi yükselişi olur mu? Olur arkadaşlar. A kolunda bir yükseliş olur. İkinci yorumum nedir? A kolunda yükseliş olur. İkinci yorumum da bu. Geliyorum bu tarafa. Bakın, bu tarafta %15'lik glikoz. Glikoz küçük bir moleküldür. Yarı geçirgen zardan geçebilir. O zaman buradaki glikoz bu tarafa yayılabilir mi? Yayılabilir. O zaman ben şöyle diyebilir miyim? A kolunda glikoz gözlenebilir denir miyim arkadaşlar? Derim. A kolunda glikoz olur. Gelelim diğer bir yorumumuza. B kolunda arkadaşlar su ve glikoz diğer tarafa geçtiği için B kolunda ne olacak? Sıvı seviyesi azalacak, değil mi? B kolunda sıvı seviyesi azalır. Sıvı seviyesi azalır. Evet, yorumlarımız bunlar. Gelelim şimdi seçeneklerimize. Diyor ki, A kolunda sıvı seviyesi yükselir. Evet, ben böyle bir yorum yapmıştım. Bu doğru. B kolunda sakkaroz moleküllerine rastlanır. Arkadaşlar, B kolu burası. Ne dedik? Sakkaroz geçemez dedik. Büyük bir molekül. Dolayısıyla bu yanlış olacak. A kolunda glikoz görülür. Evet. Burada da bir yorum yapmıştık. A kolunda glikoz görülür diye, doğru. B kolunda sıvı seviyesi yükselir. Hayır. B kolunda ne dedik?
çözeltinin derişimi az olduğu için, bu tarafta daha fazla olduğu için hem glikoz molekülleri geçebilir hem de su molekülleri geçer. O yüzden de ne diyoruz? Kolundaki sıvı seviyesi azalır diyeceğiz. Bu yanlıştır. Cevabımız ne olur? 1 ve 3 olur arkadaşlar. Gelelim bir sonraki sorumuza. Üçüncü sorumuz diyor ki, aşağıdaki hücresel geçişlerden hangisinde hücrenin canlı olmasına gerek yoktur? Şimdi hatırlayın, ben size hücre üzerinden madde geçişlerini anlatırken dedim ki aktif taşıma ve pasif taşıma. Aktif taşımada enerji harcanıyor, pasif taşımada harcanmıyordu arkadaşlar. Ayrıca bir de büyük moleküllerin geçişi vardı. Neydi? Endositoz, egzositoz. Endositoz da kendi içerisinde ikiye ayrılıyordu. Fagositoz ve pinositoz. Bizim bu taşıma çeşitlerinden sadece pasif taşımada enerji harcanmaz. Geriye kalanlarda enerji harcanır. Peki pasif taşımanın çeşitleri neydi? Şimdi buraya şıklara direkt pasif taşıma yazsaydı onu işaretleyecektim ama pasif taşıma yazmamış. Pasif taşımanın iki şekli vardır. Biri ozmozdur, diğeri de difüzyondur. Bakıyorum şıklarda bunlardan birisini görmem gerekiyor. Bakıyorum arkadaşlar, ozmoz var. O zaman cevabımız ne olur? Ozmoz olur. Gelelim dördüncü sorumuza. Birazcık uzun, ilk önce yukarı kısmını göstereyim. Diyor ki ozmotik basınçları aynı olan 3 hücre KLM çözeltilerine ayrı ayrı konularak bir süre bekletiliyor. Bu süre içinde hücrelerde gözlenen hacim değişiklikleri izlenerek aşağıdaki grafik çiziliyor. Şimdi bakın, K maddesine konulduğu zaman, K çözeltisine konulduğu zaman hücrenin hacmi ne olmuş? Artmış. O zaman hücre ne almıştır? Su almıştır arkadaşlar. K'ya konulunca hücre su alır. Evet, K'ya konulduğu zaman böyle bir yorum yapabiliyoruz. L'ye konulduğu zaman ne olmuş? Bakın, hücre su kaybetmiş. Ama M ile karşılaştırdığımız zaman M'de daha hızlı bir şekilde su kaybederken L'de biraz daha yavaş su kaybetmiş. O zaman şöyle diyelim. Yavaş su kaybetmiş diyelim. M'de ise hızlı su kaybetmiş. Şimdi hızlı su kaybedebilmesi için, kaybetmiş diyelim. Hızlı su kaybedebilmesi için M'nin daha mı yoğun olması gerekiyor? Yani daha hipertonik bir ortam olması gerekiyor. O zaman ben bunları yoğunluklarına göre karşılaştırırsam. Yoğunluklarına göre karşılaştırırsam arkadaşlar, en yoğun hangisi olur? M olur. Daha sonra L gelir. Zaten K hipotonik bir ortamdır ve K da su almış arkadaşlar. Dolayısıyla gelelim şimdi yorumlarımıza. Diyor ki K çözeltisinin yoğunluğu en azdır. Evet, yoğunluklarına göre karşılaştırdım. K da en az oldu. Bu doğru. Hücrelerle aynı yoğunluktaki bir bitki hücresi M çözeltisine konarsa, yani hızlı su kaybeden bir çözeltiye konarsa, zar ile çeper arasındaki mesafe artar. Şimdi su kaybedeceği için bitki hücresini hemen şuraya bir çizelim. Bakın, bitki hücresini şöyle çizdiğimiz zaman, eğer ki bu hücreyi ben götürür yoğun bir ortama koyarsam hücre su kaybeder değil mi? Su kaybettiği için de bir süre sonra şu hale gelmez mi? Bakın, zar büzüşür, böyle büzüşür ve ne olur? Bir süre sonra küçülür arkadaşlar. Dolayısıyla çeperle zar arasındaki mesafe artar. İşte bu yüzden de 2 numara doğrudur diyoruz. Ozmotik basıncı en yüksek olan M çözeltisidir. Yani ozmotik basınç neydi? Suya olan ihtiyaçtır. M çözeltisi en yoğun olduğuna göre onun suya daha fazla ihtiyacı yok mudur? Vardır. O zaman bu da doğrudur arkadaşlar. Cevabımız ne olur? Hepsi, yani 1, 2 ve 3 olur cevabımız. Geçelim bir sonraki sorumuza. Bitki köklerinin topraktan su alabilmesi için verilenlerden hangilerinin gerçekleşmesi gereklidir? Arkadaşlar, bitki kökleri topraktan su alabilmesi için kökteki ozmotik basıncın daha yüksek olması gerekiyor. Kökteki ozmotik basıncın. Diyor ki toprak ozmotik basıncı ile kök ozmotik basıncının eşit olması. Hayır. Eşit olursa su geçişi gerçekleşmez ya da çok az gerçekleşir. Kök ozmotik basıncının toprak ozmotik basıncından büyük olması. Evet, kökün daha fazla suya ihtiyaç duyması gerekiyor ki toprağa göre suyu çekebilsin. Bu doğrudur.
Kök hücrelerinin ATP harcayarak doğrudan aktif taşıma ile alması. Arkadaşlar, su aktif taşıma ile alınamaz. Su ozmoza göre geçiş yapar. Bakın, bunu unutmayın. Su ozmoza göre geçiş yapar. Aktif taşıma ile alınamayacağı için bu da yanlış olur. Su yerine başka bir molekül olsaydı, mesela işte glikoz olabilir, diğer moleküller olabilir, olabilirdi. Ama su dediğim gibi aktif taşıma ile alınamıyor. Sadece ozmoz kurallarına göre geçiş yapar. Dolayısıyla cevabımız ne olur? Yalnız 2 olur. Geçelim 6. sorumuza. Bir ozmoz deneyinde patates yumrusundan alınan parça bir çözelti içine konmuştur. Patates yumrusunun ağırlığındaki değişim aşağıdaki gibidir. Hangileri doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar bakın, patatesin ağırlığı artmış. O zaman patates ne yapmıştır? Patates su almıştır. Su almıştır değil mi? Dolayısıyla patatesin yoğunluğu da ağırlığı da artmış. Diyor ki ortam hipotoniktir. Şimdi hipotonik ortam neydi? Az yoğun ortam. Yani suyunun daha çok olduğu ortamdır. O zaman burada su çoktur. Su çoksa patates su aldığına göre buradan su alabilir mi? Alabilir. O zaman bir doğrudur arkadaşlar. Patates dışarıdan su aldığı için ağırlığı artmıştır. Evet, dedik su almıştır diye, doğru. Bir süre sonra patatesteki nişasta çözeltiye geçmiştir. Arkadaşlar nişasta büyük bir moleküldür. Büyük bir moleküldür ve çözeltiye geçemez. Tamam, bunu unutmayalım. Bu yanlıştır. Cevabımız ne olur? 1 ve 2 olur. 7. sorumuza geçelim. Diyor ki hipertonik ortamda bekletilen bir bitki hücresinde meydana gelen değişikliklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hipertonik ortam neydi arkadaşlar? Çok yoğun ortam. Şimdi bir hücreyi biz çok yoğun ortama koyarsak ne yapar bu? Su kaybeder değil mi? O zaman şöyle yazalım. Birincisi su kaybeder. İkincisi arkadaşlar, su kaybettiği için ozmotik basıncı artar mı? Artar değil mi? Ozmotik basınç neydi? Suya olan ihtiyaçtı. Ozmotik basıncı artar. O zaman turgor basıncı ne olur? Ozmotikle turgor basınç tam tersi olduğu için turgor basıncı azalır. Peki bitki hücresini koyuyoruz. Bitki hücresini eğer hipertonik ortama koyarsak, su kaybediyorsa, çeperle zar arasındaki mesafe ne olur? Artar arkadaşlar. Dolayısıyla çeperle zar arasındaki mesafe artar. Şimdi grafiklere bakalım. Su miktarını azalır dedik. Bakın su kaybeder dedik. Bu grafik doğrudur. Azalır olarak göstermiş. Turgor basıncını azalır dedik arkadaşlar. Burada da doğrudur. Turgor basıncı azalır. Hücre çeperi ile zar arasındaki mesafe. Bakın burada ne dedik? Artar dedik. O zaman bu da doğrudur. Çekirdek ile hücre zarı arasındaki mesafe. Şimdi çekirdek ortada bulunuyor. Şöyle çizeyim tekrardan ben bitki hücresini. Mesela büzüşmüş bir bitki hücresini düşünün. Çekirdeği şurada. Çekirdekle hücre zarı birbirine yaklaşmaz mı? Yaklaşır. O zaman aralarındaki mesafe ne olur? Azalır. Bakın burada da azalır olarak göstermiş. Doğrudur. Madde oranını azalır olarak göstermiş arkadaşlar. Madde oranı. Şimdi su kaybettiği için içerisinde bulunan madde ne olur? Artar. Madde oranı artar. Çünkü su azalıyor. Madde sabit kalıyor. Ama su azaldığı için oradaki madde oranı, hani oran orantıya vurduğumuzda daha da artıyor. O yüzden cevabımız E şıkkı olur. Geçelim 8. soruya. Diyor ki saf suya konan bir bitki hücresiyle ilgili olarak. Şimdi saf su demek hipotonik ortam demek. Şimdi hipotonik ortama koyarsak hücre ne yapar? Su alır. İkincisi, hücrenin ozmotik basıncı ne olur arkadaşlar? Suya olan ihtiyacı azalır. Çünkü su alıyor. Turgor basıncı ne olur? Turgor basıncı artar. Su fazlalığıydı turgor basıncı. Sürekli su aldığı için suda bir fazlalık oluşur ve turgor basıncı artmış olur. Gelelim, okuyalım arkadaşlar. Diyor ki turgor basıncı artar. Evet, bakın ne oldu? Turgor basıncı arttı. Doğru. Hemoliz olur. Arkadaşlar hemoliz şudur. Hemoliz hücrenin su alarak patlamasıdır.
patlaması. Hücrenin su alarak patlaması. Şimdi bitki hücresinden bahsediyor. Bitki hücresinde çeper var. Çeper patlamaya izin verir mi? Vermez. Çünkü sert, dayanıklı bir yapıdır. Hemoliz olayı sadece hayvan hücrelerinde gerçekleşir. Hayvan hücresi, yani çeperi olan hücrelerde gerçekleşmez arkadaşlar. Dolayısıyla bu yanlıştır. Ozmozla hücre içine su alır. Zaten su alımı nasıl gerçekleşiyordu? Ozmoz kurallarına göre. Dolayısıyla bu da doğrudur. Cevabımız ne olur? 1 ve 3 olur. Geçelim 9. sorumuza. 4 tane sorumuz kaldı arkadaşlar. Evet, diyor ki canlı bir hücrenin hücre içi ve hücre dışı yoğunluğu eşitlendiği anda. Yani hücre içi ile hücre dışı eşitlenmiş. Artık madde giriş çıkışı yok veya olsa da eşit bir şekilde var. Diyor ki verilen olaylardan hangilerinin durması beklenir? Şimdi canlı bir hücreden bahsediyoruz. Canlı hücrede yoğunluk eşitlense de ATP sentezi durur mu? Durmaz arkadaşlar. Niye? Çünkü sadece taşıma için ATP sentezlenmiyor. Başka şeyler için de sentezleniyor. Dolayısıyla ATP sentezi durmaz. Aktif taşıma. Aktif taşıma maddelerin eş yoğun oldukları ortamlar arasında taşınma ya da az yoğun olduğu yerden çok yoğun olduğu yere doğru taşınmadır. Dolayısıyla burada eşitlense de aktif taşıma ile ATP harcayarak taşımaya devam edebilir. O yüzden bu da olmaz. Durmaz yani. Ozmoz ve difüzyon. Bakın bunlar yoğunluk eşitleninceye kadar devam eder. Bundan sonra devam etmez arkadaşlar, eşitlendikten sonra. Dolayısıyla burada hangisi duracak? Ozmozla difüzyon duracak. Cevabımız 3 ve 4 olacak. Bu tür soruları mutlaka iyi yorum yapmanız gerekiyor. Yorum yapamadığınız zaman soruları karıştırabilirsiniz, cevapları. Hani bildiğiniz şeyleri de karıştırabilirsiniz arkadaşlar. Mutlaka iyi yorum yapın. Gelelim 10. soruya. Diyor ki hayvansal bir hücrenin hücre içi ve dışındaki glikoz derişimleri grafikte belirtilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi 3 tane ortam var. Birinci ortamda hücre içi ile hücre dışı %5. Yani birinci ortam nedir arkadaşlar? İzotonik ortamdır. Eşit ortam. İzotonik. İkinci ortama baktığımızda, şimdi hücre dışına göre yapalım. Hücrenin içinde %15, dışında %10 var. O zaman dışında %10 varsa hipotonik bir ortamdadır. Hipotonik, dışarıya göre değerlendiriyoruz, içeriye göre değil. Geliyorum 3'e. Üçüncüsünde ise hücrenin içinde %10, dışında da %15 var. O zaman nedir üçüncü ortam? Hipertonik bir ortamdır. Hipertonik, bakın dış ortama göre değerlendirdim. Eşit olduğu için izotonik dedim. Hücre içinde daha fazla, hücre dışında daha az olduğu için az olan ortama ne diyorduk? Hipotonik. Burada ise üçüncüde ise hücre içinde daha az, hücre dışında daha fazla olduğu için fazla olan ortama da ne diyorduk? Hipertonik ortam. Diyor ki hücre bir nolu ortamda glikozu aktif taşıma ile içeri alır. Şimdi izotonik ortam eş yoğun ortamdı. Dolayısıyla enerji harcayarak glikozu alabilir. Ha, glikoz yerine su yazsaydı kabul etmezdik. Neden? Çünkü su aktif taşıma ile taşınamıyor. Dolayısıyla bu doğrudur arkadaşlar. İki nolu ortamda hücre ATP harcamadan glikozu içeri alabilir. Şimdi iki nolu ortam nedir? Hipotonik. Yani az yoğun ortam. Şimdi hipotonik ortamdan, yani azdan çoğa bir geçiş olursa biz bu duruma ne diyoruz? Aktif taşıma diyoruz. Dolayısıyla burada da enerji harcanır. Burada ne diyor? ATP harcamadan diyor. Dolayısıyla bu yanlıştır. Hücrenin 3 nolu ortamda glikozu içeri alması için canlılık şart değildir. Hipertonik ortam, yani çoktan aza doğru bir geçiş. Çoktan aza doğru geçiş olursa ne olur? Pasif taşıma olur. Dolayısıyla pasif taşımada enerji harcamak zorunda değildir. Ve arkadaşlar canlılık şart değildir. Dolayısıyla bu da doğru olur. Cevabımız ne olur? 1 ve 3 olur. Geçelim son 2 sorumuza. Diyor ki bir hücrede zamanla gerçekleşen ozmotik basınç ve o hücrede gerçekleşen olaylarla ilgili olarak yanda verilen grafik hakkında hangisi söylenemez? Bakın arkadaşlar, hücrede ne olmuş? Ozmotik basıncı giderek azalmış. Ozmotik basınç neydi? Suya olan ihtiyaç. Yani eğer ki bir hücrenin suya olan ihtiyacı azalmışsa ne yapmıştır bu? Su üretmiştir. Su üretmiştir veya dışarıdan su almıştır.
Şimdi su üretebilmesi için bir dehidrasyon sentezi olması gerekiyor. Dehidrasyon yapması gerekiyor. Su alması için de arkadaşlar hipotonik bir ortamda bulunması gerekiyor. Şimdi bakıyorum, diyor ki maltoz sentezlemekte olan bir bitki hücresi. Şimdi maltoz neydi? Glikoz artı glikoz bir araya geliyor. Maltoz artı suyu oluşturuyor. Bakın su üretti. O zaman bu olabilir. Biz zaten burada dedik ya su üretecek ya da su alacak dışarıdan. Ribozom faaliyeti artan bir mantar hücresi olabilir. Ribozom ne yapıyordu? Protein sentezi. Şimdi protein sentezlerken ne yapıyor? En sayıda amino asit bir araya geliyor. Protein artı en eksi bir tane su oluşturuyor arkadaşlar. O zaman su oluşturduğu için bu da bir grafiğe uygun olur mu? Olur. O zaman bu da olur. Hipertonik ortama bırakılan bir hayvan hücresi olabilir. Şimdi bakın hipertonik ortam çok yoğun ortam. Dolayısıyla suyu az olan bir ortamdır. O zaman hipertonik ortama koyarsak hücre su kaybeder, su almaz. Eğer su alabilirse alması için hangi ortamda bulunması gerekiyordu? Hipotonik ortamda bulunması gerekiyordu. Dolayısıyla yanlış olan şıkkımız C şıkkıdır. Diğerlerini de okuyalım ama. Bölünmeye hazırlanan bir hayvan hücresi olabilir. Bölünmeye hazırlanırken ne oluyor? Sentez olayları artıyor. Sentez artarsa ne olur arkadaşlar? Su üretilir. Dolayısıyla bu da olur. Bitkide gece nişasta sentezinin gerçekleştiği stoma hücresi olabilir. Nişasta sentezi. Nişasta sentezi ise en sayıda glikoz yine bir araya gelir. Nişasta artı en eksi bir su oluşturur. Bakın burada da su oluşturdu. Dolayısıyla bu da olur. Cevabımız ne olur? C şıkkı olur arkadaşlar. Geçelim 12. soruya. Beher içerisine saf su konularak %8'lik nişasta içeren bağırsak parçası daldırılıyor. Bakın şu bağırsak parçamız. Burası da saf su. Bir süre sonra hangisinin olması beklenmez? Şimdi ben ilk önce bir kendim yorum yapayım. Nişasta büyük bir madde mi? Evet. O zaman nişasta bağırsağın dışına çıkmaz. O zaman yazalım. Bağırsağın dışına nişasta çıkmaz. Nişasta çıkmaz. Birincisi bu. İkincisi, bağırsağın içinde nişasta olduğu için %8'lik, dışarısı saf su olduğu için ortam nedir? Hipotonik. O zaman ne olur? Su alır. Bağırsak su alır. Bağırsak su alır. Şimdi bağırsak su alıyorsa arkadaşlar bağırsaktaki ozmotik basınç ne olur? Azalır. Çünkü suya olan ihtiyacı azalıyor. Yani ozmotik basıncı azalıyor. O zaman turgor basıncı ne olur? Turgor basıncı artar. Evet, bu şekilde. Gelelim. Diyor ki bağırsağın ozmotik basıncının azalması. Evet, ozmotik basıncı azalır dedik bağırsağın. Bu doğru. Bağırsaktaki nişasta miktarının azalması. Arkadaşlar ne dedik? Nişasta dışarı çıkmaz. O zaman bağırsaktaki nişasta azalmaz. Sabit kalır. O zaman cevabımız ne olacak? B şıkkı, ama diğerlerini de okuyalım. Bağırsaktaki nişasta oranının azalması. Bak, oran demek su nişasta oranı. Şimdi su sürekli aldığı için bağırsak su miktarı artar. Doğal olarak nişasta oranı ne olur? Azalır. Nişasta miktarı sabit kalıyor ama su arttığı için oran azalıyor arkadaşlar. Dolayısıyla doğrudur. Beherin su miktarının azalması. Beherde sürekli su içeri girdiği için ne olacak? Su miktarı azalacak. Doğru. Beherin su derişiminin. Derişim ne demek? İçerisindeki madde yoğunluğu demek. Zaten saf su var. Dışarıda nişasta çıkmadığı için beherdeki su derişimi değişmez arkadaşlar. Değişmemesi demiş. Bu da doğrudur. Cevabımız B şıkkı olur. Evet, sorularımızı burada tamamlıyoruz. 12 tane soru çözdüm arkadaşlar. Siz de elinizde bulunan kitaplardan mutlaka hücre zarında madde geçişleriyle ilgili soru çözümünü yapmayı unutmayın. Bu konu birazcık yoruma dayalı konudur. O yüzden mutlaka bol bol soru çözerek yorumunuzu geliştirin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.